5 saniye sayabilirsiniz. Merhabalar, sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar. Bugün Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi, benim çok sevdiğim eski arkadaşım Asil Özbay ile beraberiz. Asil Özbay ile dünyaya yolculuk yapacağız hep beraber. Merhaba Asil, nasılsın? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Heyecanlı bir dönemdesin. Afrika yolculuğu öncesi hazırlıklar var galiba. Evet. Yoğun bir dönemde bize zaman ayırıp bizimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben senin hikayenle dinlemek istiyorum. Kendini bize tanıtırsan sevinirim. İstanbul Gedik Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Yaklaşık 7 yıldır İstanbul Gedik Üniversitesi'ndeyim. Öğretmenlik hayal ettiğim mesleklerden bir tanesiydi. Bir tanesiydi diyorum. Çünkü yaşımız ilerledikçe, farklı fırsatlar çıktıkça kendimizi tanıma fırsatımız oluyor. Ve farklı yolculuklar, farklı kariyerlerde olabiliyor. Ama her zaman şu güdü içimdeydi, öğretmek ve aktarmak. Bunu sonraki yıllarda her zaman şunu düşünüyorum. Biz her an her zaman öğrenebiliriz, gelişebiliriz. Yani 40 yaşında ve 50 yaşındaki Asil de bambaşka bir şey öğrenecek. O yüzden öğrenmekten ve geç kalmaktan asla utanmıyorum. Öğretmenlik ilkokuldan beri yapmak istediğim meslekti. Fakat aktarmanın tutkuyla yapabileceğim şey olduğunu fark ettim. Özellikle bilgiyi aktarmanın, az erişilebilen yerlere gitmenin, dünya seyahatleri bana bu tarafını keşfetmeme fırsat verdi açıkçası. Köprü olmak, farklılıklarla topluluklar arasında köprü olmak. Evet, çok güzel. Bu arada bizim alandan geliyorsun, spor bilimleri alanında. Öğretmenlik mezunusun. Yüksek lisansını da hareket Evet. antrenmanda herhalde yaptın. Bunlardan da bahsedebilir misin? Nasıl bu akademik yolculuk nasıl ilerledi? Nasıl karar verdin? 6 yaşından beri spor yapıyorum. Birçok spor branşında bulundum. Birçok şeyi deneyimledim. Hala deneyimlemeye devam ediyorum. Öğretmenlik bitirdikten sonra yüksek lisansımı öğretmenlik alanında yaptım. 2 senede Ege Üniversitesi'nde spor sağlık alanında yüksek lisans yaptım. Sonra doktoramı Marmara Üniversitesi'nde spor yönetim alanında yapıyorum. Doktora konumu da marka yönetimi, marka sadakati üzerine çalışmaya karar verdim. Aslında hayatta diğer yaptığım şeylere benzer şeyler çok da aslında çok farklı alanlarla uğraşıyormuşum gibi gelse de birbirine yakınlaştırmaya çalışıyorum. İşte kitle iletişimi hoşuma gidiyor. Aslında sosyal medya benim için bir kitle analizi. Çünkü dijital medya o kadar bize bir veri sunabiliyor ki aslında hani akademik yaptığımız çalışmaların çıktılarında da benzer şeyler görebiliyoruz. Yani sadece bir sosyal medya deyip geçmemek gerekiyor. Yani bir YouTube'da bile attığımız bir videonun ne kadar saniye, nerede geri alındığını bile görebiliyoruz. Hangi kadın mı, erkek mi, yaş dağılımı, demografik bilgiler bütün verileri verebiliyor. Bu anlamda bu kısmı beni çok heyecanlandırıyor, istatistik kısmı. Böyle bir yaşam yolculuğu, doktora sürecindeyim şu an. Aynı zamanda yolculuklarıma devam ediyorum. Şimdi de Afrika yolculuğu hazırlanıyorum. Yaklaşık 10 gün sonra yola çıkacağım. Evet. Biz seninle çok eski arkadaşız. Yani ben seni lisedeyken diye hatırlıyorum. Spor akademisine nasıl girebilirim diye bana sormuştun. Ablamla biz aynı sınıftaydık. Ve o yolculuğuna başladığın dönemi bildiğim için şimdi geldiğin noktayı gördüğümde gerçekten çok hızlı ve ilerici bir yaklaşımım var. Ben açıkçası seninle birlikte olduğum zaman benim de dijital ve teknoloji anlamda kendimi geliştirmem gerektiğini hissediyorum. Çünkü yeni kuşak, yeni öğrenciler çok farklı geliyorlar. Ve bizler de şu an belli bir noktaya gelsek bile sürekli kendimizi yenilememiz ve yeni kuşağa hazır bir eğitim olarak ilerlememiz gerekiyor. Aslında senin paylaşımlarını izlemek ve takip etmek bu anlamda bana da fayda sağlıyor. Teknolojiyle bu kadar iç içe olman ve sürekli kendini yeniliyor olman, tabii bu yolculukların da çok büyük etkisi var. Orada gördüklerin, yaşadıkların da bu yeniliğe seni yönlendiriyor diye düşünüyorum. Biraz bu yolculuklardan bahseder misin? Nasıl başladı motosikletle dünyayı gezme düşüncesi ve bu yolculuk sana neler kattı? Öncelikle şeyden bahsetmek isterim. Hani sosyal medya kullanım benim için neden çok önemli? Çünkü anlatmak istediğim bir derdim var. Ya da anlatmak istediğim bir yani sepetimdeki şeyleri paylaşmak istiyorum. Mecburen öğrenmek zorunda kaldım aslında. Yani YouTube, TikTok
nasıl kitlelere ulaşılabilir? Yani bunların aslında bir sistemi varmış maalesef. Yani bunları ben her zaman şunu da itiraf ediyorum. Evet, popüler kültürün ortasındayım ama bunu kullanmak zorundayım ki ben mesajımı, o kitle iletişim araçlarını kullanarak istediğim insanlara ulaşabileyim. O yüzden bunun için çaba sarf ediyorum. Yeni güncellemeleri okuyorum. Yurt dışındaki ilk ne çıkıyor, neler yapılması gerekiyor gibi. Benim için bir köprü aslında. İşte YouTube olabilir, Instagram olabilir. Başka yeni mecralar geliyor. Clubhouse, yani çok basit bir platform ama yani binlerce kişiyle iletişime geçebiliyorsun aslında. Ve çok verimli odalar var. O yüzden ben çok saygı duyuyorum yeni medyaya. Neler yapıyorum? İlk yolculuğum Avrupa yolculuğuydu. En heyecanlandığım ve en korktuğum yolculuk da aslında. Çünkü belirsizlikti benim için. İlk kez karayoluyla sınır dışına çıkıyordum. Ondan sonra Fas yolculuğu yaptım. Fransa Cebeli Tarık üzerinden. Yine tek başıma motosikletle. Sonra Moğolistan yolculuğu. O da yaklaşık 15 bin, 16 bin kilometre sürdü. Gürcistan üzerinden. Rusya, Kazakistan sınırı, Moğolistan. Ondan sonra da İran, Pakistan, Hindistan, Himalayalar, Nepal. Himalayalarda da dünyanın karayoluyla çıkılabilecek en yüksek zirvesi 5300 metre. Hayalim, çıkmak istediğim yer orasıydı. Ama işte yollar şunu öğretiyor. O zaman şunu sordum. Ben neden oraya çıktım acaba? Yolda karşılaştığım bir çocuğun çok güzel bir sözü var. Yolda o da işte dünyayı dolaşan bir gezgin. Ve hiç fotoğraf da çekmiyor. Kırık bir telefonu var. Dedi bir yerin çok değerli ve çok güzel olabilmesi için dünyanın onaylamış olması gerekmiyor dedi. Hani neden çıktığımın cevabını veremediğimde ben dünyanın çatısına. Orada şunu anladım. Evet, biz toplumun kodladığı ve tanımladığı şeyleri değerli buluyoruz. Ve oraya doğru akıyoruz. Bu kariyer olabilir, bir etiket olabilir, bir iş seçeneği olabilir. Çünkü dünyada binlerce meslek çeşidi var. Binlerce para kazanılabilecek sektör varken birçok insan tanımlanmış yerlere doğru akıyor. Çünkü bu işte kodlanmış şeyler, hikayeler. Bunları biraz aşmaya çalışıyorum ve gençleri biraz uyandırmak istiyorum. Bizim potansiyelimiz bambaşka da olabilir. Geçebilmek, göstermek de en az hedefe kitlenip hırslı bir şekilde gitmekten daha güçlü bir duruş aslında. Evet, ben emek verdim ama benim olgunluğumda gelişen başka bir potansiyelim başka bir yere de gitmeme sağlayabilir. O yüzden olabildiğince öğrencilerimle, maille, telefonla bu şekilde sohbet etmek hoşuma gidiyor. Yönlendirmek ya da. Bu reklam pazarlamada nöropsikolojiyi kullanıyorlar. Bahsettiğin şey aslında bunları hep kodluyoruz ve bize bir süre sonra güzel görünmeye başlıyor. O kadar çok görüyoruz ekranda, algılarımız o kadar kolay değişiyor ki. Söylediği şey çok önemli. Ben şunu da çok değerli biliyorum. Daha önce seni de konuk etmiştim. Orada anlattığım bir hikayenin önemli olduğunu düşünüyorum. Topluma hizmet uygulamaları dersiyle birlikte tanıştığın, bulunduğun bir ortam var. Hapishanede gönüllü olarak çalıştın yanılmıyorsam. Bu da bence öğrencilerimize örnek olabilmesi adına güzel bir hikaye. Biraz bundan bahsedebilir misin? Hani yolculuğun aslında ilk başlangıç noktası olarak onu anlatmıştın. Aslında evet. Bana ertelememeyi öğreten yerlerden bir tanesi. Yani evet, hep bir keşfetme, insanları tanıma, yeni insanları dinleme. Dinlemeyi seviyorum farklı hikayeleri ama orası evet beni biraz daha böyle ya asıl ertelememek gerekiyor diyen yer oldu. Bir de şunu söylemek isterim genç arkadaşlara. Yani olabildiğince deneyim sahibi olmamız gerekiyor. Yani biz hep güzel kariyer olduğunda adım atıyoruz bir şeye, bir işe. Yani hayatım boyunca yapmayacağım bir iş de olabilir ama bana bambaşka bir yönümle yüz yüze gelmemi sağlayacak. Biz hep aynı şeyleri yapıyoruz hayatta. Hep aynı noktaya bakmak. Biz milyonlarca varyasyonuz aslında. Yani parçalarımızı birleştirebildiğimiz sürece bütünleşebiliriz. O yüzden hapishane benim birçok insanın evet tercih etmeyeceği bir yer. Çünkü hep ötekileştirdiğimiz bir yer. Ama anlamaya çalışmak, kendimi anlamaya çalıştığımı fark ettim aslında onları dinlerken. Çünkü bambaşka hikayelerden geliyoruz. Herkes bizim kadar şanslı olamayabilir. Ben şanslı bir çocuktum. Memur bir, düzgün bir ailede büyüdüm ve hayatım hep güzelliklerle geçti. Ablalarım vardı ama herkesin hikayesi böyle olmayabilir. Bir suçu işlemesinin bile hikayesiyle ilgili olabilir. O yüzden başkalarını anlayabilmek çok kıymetli bir yolculuk gibi geliyor. Aslında ya kendimizle başlıyoruz.
Hapishane şöyle oldu. Yüksek lisansım işte tez dönemindeydi. O bir yıllık sürede değerlendirmek istedim. 5 ay süresince 300'e yakın mahkumun olduğu bir hapishanede çalıştım. Satranç antrenörüydüm aynı zamanda. Yaklaşık yani 11 yıl satranç antrenörlüğü yaptım. Orada da mahkumlara satranç dersleri veriyordum ama asıl dersi onlar bana verdi. Şimdi geriye dönüp baktığımda çünkü çok heterojen bir ortam. Aynı ya şöyle düşünelim Gözde Hocam. Biz bir yerde sohbet ederken genelde bir kimliği temsil ediyoruz değil mi? Sen genelde bir akademisyen kimliğini temsil ederek konuşuyorsun. Kelime dizilişin, ses tonun, seçtiğin cümleler bile bu kalıptadır. Olması gereken tabii uyum sağlıyoruz. Orada ilkokul mezunu var, doktor var, ünlü var, yazar var. İşte bambaşka suçlu suç. Hepimiz aynı ortamdayız ve saatlerce sohbet ettik. Ya orada artık kendi kimliğim de sıyrıldı. Ben artık bir yere ait değilim. Çünkü bütün olarak konuşuyorsun ve içerisi çok farklı bir ortam. Yani 20 yıl, 30 yıl içeride olan insanlar vardı. Ya beni ürküten kısmı şu oldu, mutsuz değil içerideki insanlar. Onu sorgulamaya başladım. Ya nasıl mutsuz ve çok maddi durumu çok iyi, güzel şartlarda yaşayan insanlar da vardı içeride. Ve alıştıklarını gördüm. Bu çok ürkütücü bir şey. Demek ki biz her yere alışıyoruz farkında olmadan. O rutinin parçası oluyoruz. O zaman şunu düşündüm. Ya asıl bambaşka sınırlar da var. Sen evet çok mutlusun. Mutlu olduğun hayatı yaşadığını düşünüyorsun. Ama bunun daha da başka bir şey var. Ya onu görmeye çalışıyorum aslında yaşam yolculuğumda. Çok büyük bir cesaret bu arada. Yani gittiğin yerler tehlikeli de yerler. Değil mi? Orada yaşadığın bazı deneyimler vardır mutlaka. Senin de ürktüğün, korktuğun, tedirgin olduğun ortamlar olmuştur. Ya şimdi cesaretle ilgili şunu soruyorlar ve şunu söylüyorum. İki tür şey var, cesaret türü var. Bir tanesi cahil cesareti. Genelde başarılı olmuş insanlar da var tarihte. Ve biyografi okumayı da çok seviyorum. Hani yaşam, otobiyografiler, biyografiler. Ya cahil cesareti ya da çok araştıran insanlar cesur oluyor. Ben ortadakiler genelde pek harekete geçmiyor. Yani genelde hani böyle insanlar ya nasıl o kızla çıkmış falan dediğimiz şeyler oluyor ya böyle adamlar. Hani cesaret hani örnek veriyorum hani öğrencilerin hoşuna gideceği için. Ben araştıran kısmındayım. Ya gideceğim ülkeyi araştırıyorum. Ne yapabilirim? Nasıl çözüm bulabilirim? Yolculuk öncesi hazırlıklar kısmı aslında. O yüzden çok araştırdığım için bana o sınırın ardında belirsiz bir şey yok benim için. Sanki gitmişim gibi hissediyorum araştırdığım için. Evet, bizimle paylaşacağım bir sunumun da var galiba, yurt dışı imkanları anlatan. Bunu paylaşabiliriz istersen. Olur. Daha çok bir sohbet etmek isterim. Çok keyifli oluyor. Seni de çok özledim. Bu şekilde. Öğrencilerimiz Öğrencimizin ilgisini çekecektir yurt dışı. Çünkü Erasmus, yurt dışı deneyimler, bunlar çok, bu tür sorular geliyor öğrencilerimizden. Senin deneyimlerini görmeleri onlar için faydalı olacak. Sanırım yapılabilmiş bütün öğrenci programlarını deneyimledim az bütçeyle. Şöyle bir görsel var aslında ama gerek yok herhalde. O. Görüyoruz şu an. Ekranda gözüküyor mu? Evet, görüyoruz. Tamam. En pratik olan ve önerebileceğim en güvenli yurt dışı programlardan bir tanesi Avrupa Gönüllülük Hizmetleri. İki hükümet arasında bir anlaşma oluyor ve en ekonomik olan hatta senin vizene, uçak biletine, kalacak yerine kadar her şeyi bu program ayarlıyor ve amaç kesinlikle yabancı öğrencilerin teşviki. Buradan da herhangi bir kurumun referans olması yeterli. Genelde belediyeler var, belli üniversiteler var. Sizi tanıyıp tanımaması da önemli değil. Sanırım torpilin işlemediği nadir programlar hani ya insan çünkü öğrencilerin aklında hep şu var. Ya benim tanıdığım yok ben yapabilir miyim? Bu bahsettiğim programların hepsi deneyimleyebileceğimiz şeyler. Bu Avrupa Gönüllülük projelerinde gittiğimiz ülkede hem o dilin kendi ana dilini öğrenebiliyoruz ücretsiz bir şekilde. Tabii farklılıklar var programlar içinde. 4 saat, 5 saat çalışıyorsun gönüllü projelerde. Örneğin yaşlılar evinde tekerlekli sandalyeyle yürüyemeyen yaşlıları gezdirmek gibi mesela. Ya da İsviçre'nin sanat yayılımı ile ilgili bir proje var mesela. Çok çok farklı sirk var mesela. Bir sirkte çalışabiliyorsun gönüllü olarak ve cep harçlığı kazanıyorsun. Çocuk bakıcılığı yine keyifli ve çok deneyim edinebileceğimiz Alo. programlardan bir tanesi. Geldim. Kamil Hocam, mikrofonunuz açık kalmış.
Evet, hadi devam edebiliriz. Çocuk bakıcılığı da İngiltere ve Amerika'da, şu an Amerika'da daha yaygın. İngiliz bir aileyle yaşayıp ya da Amerikalı bir aileyle yaşayıp sana özel bir oda veriyorlar. İşte banyon, hatta mutfağın bile olabiliyor. Bir buçuk sene İngiltere'de yaşadım. Çocuk bakıcılığı yaptım. Hem dil kursuna gittim hem de kültürü kendi yani evinde tanımış oldum. En çok keyif aldığım programlardan bir tanesi çocuk bakıcılığıydı. Aslında Gözde Hocam, hani spor, şimdi dinleyen arkadaşlarımız hepsi genel spor akademisi değil mi? Evet, katılımcılar beden eğitimi, spor. Tamam. Biz daha çok avantajlıyız çünkü bu programlarda hep hareket kabiliyeti iyi olan gençler tercih ediliyor. Yani çocuk bakıcılığında erkek ya da kadın çocuğuyla vakit geçirebilecek oyun ablası ya da oyun abisi arıyorlar aslında. Ve çok basit bir program. Ekonomik, aylık para alıyorsun. Yani çok mantıklı. Üniversite bittikten sonra da gidebilirler. Üniversiteyken de gidebilirler. Aslında onlarla, onların soruları da olursa bu konuyla ilgili o da güzel olurdu. Hani ben direkt de söyleyebilirdim. Yani, soru cevap açık. Sorular gelirse ben aktarırım sana. Tamam. Şu an öğrencilerimizi ben göremiyorum değil mi? Katılımcıları. Yok, yani sizin yerinden. Evet. Hani bazılarından haber varlar ama değil mi? Şöyle, Böken Travel bu da çok keyifli programlardan bir tanesi. 4,5 ay yine ekonomik bir aracı firma aracılığıyla orada bir iş seçeneği seçiyorsun. Can kurtaranlık var mesela spor bölümlerinin tercih ettiği. Yine çok efor sarf etmeden para kazanabiliyorsun. Hatta ben bilgisayar, PlayStation, dans matları falan böyle joystickler bir sürü şey almıştım Amerika'dan. Yani oradaki kazandığım parayla 4,5 ayda hem gezmiştim, hani work ve travel kısmı var. Hatta 1,5 ay gezmiştim. Yani böyle 4,5 ay da çalışmamıştım Work and Travel'da. Bence bir gençlik programında en eğlenceli olan kısım. Interrail'in yine trenle Avrupa içinde seyahat edebileceğimiz bu daha çok seyahat içerikli Interrail. Erasmus da onu söylemek istiyorum. İçimde kalan tek program. Çünkü hep şey zannederdim. Çok zeki, puanları çok yüksek. Öğrenciler hep Erasmus'ta gider. Sonra akademisyen olduktan sonra şunu fark ettim. İnsan, öğrenciler başvurmuyor bile aslında. Güvenemedikleri için kendilerine. Ya sınava girseler kontenjanlar var. Ben kendi öğrencilerimi teşvik ederken fark ettim. Hocam geçemem o sınavı diyor. Boş kadro, boş şeyler var Erasmus kadroları öğrenciler için. O yüzden özgüven kesinlikle çok önemliymiş. Keşke içim, yani şu an pişmanlık diyorum. Keşke deneseydim şansımı. Erasmus'ta bir ülkeye gitseydim. Çok daha katkı sağlardı yaşam hikayemde. Evet. Genelde yabancı dil konusundaki problemlerden dolayı çekinme oluyor. Ama birçok farklı dilde eğitim alan öğrenciler aslında bizimle benzer sorunları yaşıyorlar. Onlar da bir öğrenme sürecinden geçiyorlar ve bu Erasmus gerçekten çok güzel bir deneyim. Bahsettiğim programların hepsi. Ben de seneler sonra doktorayı bitirdikten sonra yurt dışı deneyimi sahibi oldum ve benim için hayatımdaki dönüm noktası odur mesela. İyi ki cesaret edip böyle bir, ben de başvururken olamayacağını düşünerek hani bir şansımı deneyim gibi olmuştu ama olabileceğini görünce biraz daha güven geliyor ve benden sonra da birçok arkadaşım beni örnek alıp başvurmuştur. O anlamda başkalarına da aslında öncülük ediyorsunuz sizler cesaret ettikçe. Senin dönüm noktan ne oldu hayatında senin? Bahsettiğin şey çok kıymetli. Hani sen yaptıktan sonra birçok arkadaşın da başvurup gitti ya. İşte bu yüzden gençlere şunu önermek isterim. Bir abla, bir öğretmen önerisi olarak. Kesinlikle biyografi ve otobiyografiler çok etkili. Ya ben ne zaman böyle bir işte Oprah'ı okudum mesela en son. Vay be diyorum. Sonra tekrar bir motivasyon yükseliyor. Çünkü yaşam hikayesini seriyor aslında sana ve sıradan bir insan ve ne kadar zorluklarla var olmuş ve şu an dünyanın Amerikan başkanından bile daha fazla saygı duyulan bir kadın haline geliyor ve zenci yani ve nelerle uğraşıyor ve neler yaşıyor hayatı boyunca. Hani o kabuğunu kırış hikayesi, o yüzden biyografi okumak çok çok katkı sağlıyor. Otobiyografi ya da biyografi.
Şu an seninle yaptığımız sohbet de aynı etkiyi yapıyor aslında öğrencilere. Senin hayatını bizler dinliyoruz. Ve onlar da bundan ilham alıyorlardır. Senin dönüm noktan ne oldu? Yani hayatında en önemli, hayatını değiştiren olay. O bahsettiğim içerisi olabilir. Yani orada çünkü öyle bir özdeşleştirdim ki ya hayat bir kere ve çok hızlı geçiyor. Oradaki o mahkumların, oradaki diyaloglar biraz daha ertelememeyi öğretti bana hayatta. Eskiden mesela çok daha utangaçtım. Gerçekten insanlar şaşırıyor ama daha böyle şey, sen biliyorsun aslında. Hani ya bizde Türk kültüründe biraz yetersizlik var. Biz Avrupalı ile bile karşılaştığımızda kendimiz hemen böyle bir şey yapıyoruz. Yani o adam herhangi bir kesimden olsa, mesela İtalya'nın en böyle saygı duyulmayan adamı olsa, buraya gelse biz İtalyan bir adamla konuşunca bile böyle Doğu kültürlerinde maalesef böyle bir şey var. İngilizce konusunda da öyle. Yani biz geç konuşmayı ya da becerememeyi tamamen yetenek kapasitemizden değil, utangaçlıktan öğreniyoruz. İngilizce geliştiremiyoruz bence. Ya Evet. bir Amerika'da ben de yaşamıştım. Yani birçok hani şu an ırk olarak da belirtmeyeceğim. Birçok ülkedeki insanların aksanı o kadar ağır ki orada Amerikalılar da zor anlıyor. Bazen anlamıyorlar. Kendi içlerinde anlamadıklarını da hiç belli etmiyorlar. Ama biz o kadar idealist bir şekilde düzgün konuşacağız diye kendimizi zorluyoruz ki o anlamda tam olarak akışkanlığı kaybediyoruz aslında biraz. Kendi akışını bıraksak ve hata yapmayı da göze alarak konuşsak daha rahat olacak aslında. O özgüven. mükemmeliyetçilik Evet. aslında, yani bir şeyi kusursuzca yapmak aslında freni tamamen freni köklemek gibi bir şey aslında yaşamda da. Yani birçok kişi tam anlamıyla yapamıyorsam ben hiç adım atmayayım. Çünkü toplum tarafından onaylanmak istiyor. Onaylanmak istiyoruz. Yani ben yolculuğa çıkarken hiçbir zaman şunu düşünmüyorum. Ya ben düşer bir yerimi kırarsam ve yapamazsam, tamamlayamazsam demiyorum. Çünkü benim için amaç adım atma cesaretini gösterebilmek. Yani benim için bir tik atmak değil haritada, şu ülkeye gitmek değil. Çünkü gerçekten çok emek veriyorum. Yani sen de biliyorsun, evet kariyerim biraz daha yavaş gidiyor olabilir ama bunlar hepsi yaşam hikayenin bir parçası. Yani ne istediğimiz kadar ne istemediğimiz de tabii çok önemli hayatta. Yani ya kendimizi tanıdıktan sonra başkalarını anlayabilmek de kolaylaşıyor. Ama bu işte dürüstçe yüzleşmek de çok kıymetli. Ben çok savaştığım oldu kendime. Çünkü 11 saat sürdüğüm oluyor. Özellikle Sibirya rotasında günlerce iki şehir arasında yerleşim yeri yok. 600-700 kilometre sürmem gerekti ve tek başımayım. Hep sorguladığım şeyler bunlar. Daha iyi olmak istiyorum. Bu başarı anlamında değil tabii ki. Ya başımı yastığa koyduğumda evet. Ya iyi insan olmak için çaba göstermek istiyorum. Bunun sonu yok. Hatalarım da var. Ben seni tanımlarken nasıl tanımlayayım diye düşündüm de aslında ilk kelime gezgin. Gezginsin ama birçok gezgin var ve senin farkın bence sanatla birleştiriyorsun yaptığın işi. Ve sanatsal bir tarafın var. Fotoğraflarla, alıntı sözlerle, kendi sözlerinle biraz edebi yönünü de birleştirerek çok farklı bir şekilde bize sunuyorsun aslında gezdiğin rotaları. Şimdi de rotan Afrika. Biraz bundan bahseder misin? Nasıl bir hazırlık sürecindesin? Planın nedir? Öncelikle motosikleti Afrika kıtasına uygun bir şekilde hazırlıyorum. Hani kendi kadar onu da hazırlamam gerekiyor. Yolculuk öncesi hazırlıklarda bunlar oluyor. Kenya'dan başlayacağım. Sudan, Etiyopya, Tanzanya, Mozambik, Zambiya, Uganda, Ruanda şeklinde devam edecek. Ama bu şekilde planladım ama şu da olabilir. Mesela 5 ay boyunca sadece bir köyde de geçirebilirim. Peşinde olduğum şey ülke görmekten ziyade hikaye biriktirmek. Belki de çok özel bir hikayeyle karşılaşacağım ve 2 ay sadece küçük bir kabileyle yaşayacağım. Sadece bu anlamda biraz esneyim. Hani plan konusunda çok böyle katı değilim. Çünkü aktarmak, o bulduğum hikayeyi topluluklarla paylaşmak peşinde olduğum şey. Afrika biraz farklı bir ülke. Ben de iki kez bulundum. Gene Erasmus projesiyle gitmiştim.
Zimbabwe'ye ve Botswana'ya gittim. Öncesinde işte aşı vuruluyorsunuz, işte çeşitli tehlikeli bölgeler var, bu konularda bilgilendiriliyorsunuz. Aslında giderken biraz insan tedirgin oluyor. Ben ilk indiğimde çok tedirgin hissetmiştim kendimi. Temizlik anlamında da çok ciddi kurallar var. Bu anlamda ne tür hazırlıklar yapıyorsun? Herhalde aşı vuruldun. Aşılarım oldum. Sarı humma, tifo, tetanos falan. Onlar tamam. İşte olabildiğince dikkatli olacağım. Yani çok temas etmemeye çalışacağım. Eskiden çok temas ederdim. Yani hele Moğolistan'da falan yani sarılıyorduk birbirimize sürekli. Çünkü çok az insanın olduğu bir coğrafyaydı orası. Bir de şeyi de seviyorum. Yani yakın teması da seviyorum. Yani göz göze konuşmak, sarılmak. Ama bu anlamda biraz aç kalacağım. Sevgi anlamında. Olabildiğince dikkatli olmaya çalışacağım ama yani şu an bir de şeyde WhatsApp grubumuz var. Dünya turu yapan gezginlerin olduğu bir WhatsApp grubu. Onlar her çıktığı, girdiği ülkeden bilgi veriyorlar. İşte şu prosedürler, şu belgeler, şu aşılar, terör var, şu var. Canlı olarak oradan takip ediyorum. Aslında medya bize çoğu zaman doğru şeyi yansıtamıyor. Ben açıkçası birebir kullanıcı hikayesi benim için çok kıymetli. O yüzden onlardan haber alıyorum. Şu an Afrika iyi durumda. Evet. Vaka konusunda. Evet. Moğolistan yolculuğundan biraz bahseder misin? O da ilginç bir deneyimdi. Moğolistan, şöyle ben Moğolistan'a gidiyorum deyince birçok kişi de neden diye sordu. Çünkü Moğolistan'da hiçbir şey yok. Yani dünyada bir şey bulamayacağımız nadir coğrafya. Moğolistan'da ne var? Hiçbir şey yok. Yani gerçekten öyle. Ama şunu merak ettim. Yani o boşluk duygusu nasıl bir şey? Aslında hani rutinin dışına çıkmak benim için aslında yani birçoğumuz için çok şey görmek rutinin dışına çıkmakmış gibi geliyor ama aslında sıra dışı bir şey yaşamak da rutinin dışına çıkmak oluyor. Yani hiçbir şeyin olmadığı bir boşlukta zamanın daha da genişlediğine şahit oldum. Çünkü beynim, zihnim o boşluğa alışkın değil doğduğum andan itibaren. İşte bu yüzden cezaevindeki insanlar göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor burada gün diyorlar birçoğu. Burada hayat rüya gibi geçiyor diyorlar. Bu çok korkunç değil mi sence? 30 yıl içeride yaşamış bir insan bunu söylüyor. Çünkü bir gün diğer günün aynısı. Artık beyin onu işleyecek yeteneğe ihtiyacı yok. Otomatik olarak gelişiyor. Moğolistan'da hiçbir şey yok. Yani uçsuz bucaksız bakabildiğin her yer yok. Yani o çok ilginçti. Atlarla sürüş yapıyorsun. Türkiye'nin 2,5 katı kadar yüz ölçümüne sahip bir coğrafya. Tam Bursa kadar nüfusu var. 3 milyon. Yani insana rastlamak çok zor. Ama şey çok hoşuma gitti. Yani kitaplarda, belgesellerde, birçok yerde erişemeyeceğim bir bilgiyi ulaşabilmek çok kıymetli geliyor. Mesela Moğolistan'da öğrendiğim şeylerden bir tanesi küpe takma olayı. Erkekler hala orada küpe takıyor. Ve çok tuhaf gelmiş çünkü entelektüelliğin belirtisi gibi geliyor bana küpe takmak. Hani genelde hep böyle Avrupalılar takar ya da bizdeki entelektüel olan erkekler takar. Ben 35 yaşıma kadar böyle kodlamışım. Orada bayağı bildiğin şeyler takıyor yani küpe, amcalar falan. Onların geleneğinde ve çok köklü bir gelenekmiş bu. Değerli erkek anlamına geliyormuş. Yüzyıllar öncesinden gelen bir gelenek. Yani diyelim ki bir savaş, iç savaş ya da bir otobüs kazasında ilk kurtarılacak erkek demek. Çünkü soyu devam ettirecek ailenin. Tek erkek çocuk demekmiş. Değerli erkek anlamında, tek küpe. Yani nereden geliyor? Bunun gibi birçok bilgi öğrendim onlardan. Evet. Ülkemizde olsa şu an cinsiyet çalışmaları yapanlar tarafından linç ediliyor değerli erkek. Toplumsal cinsiyet açısından konuşacak olursak bir kadın olarak bu kadar cesaretli davranıyor olman, bununla ilgili hiç toplumdan, ailenden tepkiler alıyor musun? Farklı yaklaşımlar mutlaka oluyordur. Bundan görünür olan kadınlar tepki. Yani şöyle, ben ilk yolculuğa çıkmaya karar verdiğimde işte tek motosiklete tek başına bir de erkeğe ait bir Alanya motosiklet. İnanılmaz tepkiler aldım. Ya anlatamamsın. Hatta o zaman İkbir hocamız vardı. Ağlayarak onu gösteriyordum falan. Yani tehdit vari mesajlar aldım. Yani sen nasıl, ne yapacaksın, nasıl tamir etmesini biliyor musun? İşte
ya inanılmaz şeyleri atfettiler yani, böyle anlatamam sana. O zaman İhtin Hoca da toplumsal cinsiyet çalışıyor, bilirsin Hacı Softaoğlu. Ya onun elinden geçtiğim için artık yani daha farklı bakıyorum. Ya bana çok katkı sağladı. Daha akademik bu alana bakmamı sağladı. Kadın güçlü bir şekilde ayakta durduğunda ya da mesela eşinden ayrılmak istediğinde en fazla o verilere göre, istatistiklere göre şiddet ya da ölüm haberi alıyoruz. Ayrılmak istediğinde, ayrıldığında iki çocuğuyla ayakta dimdik durduğunda o toplum tarafından o zaman destekleniyor. Yani maalesef böyle bir şey var. Ben şu an kimse olumsuz bir şey söylemiyor ama ilk adım atmak istediğimde çok zorluklar yaşadım bu anlamda, sözel anlamda. Küçümsen, yani küçümsenme, sen nasıl yapacaksın? İşte tek başına kadın olarak, ya çok aklım bile almıyor şu an bunu konuşmaya ama maalesef öyle şeyler var. Ailen nasıl karşıladı? Hala karşılamıyorlar aslında. Çok normal. Her zaman objektif bakıyorum. Yani ben anne olsam, çocuk ne demek? Senin bir parçan dışarıda demek. Ve o bir parçan alıp dünyanın bir ucuna gidiyor. Yani riskli bir şey yapıyor. Ve hak veriyorum, kesinlikle haklı. O yüzden en büyük eforum, emeğim, çabam onları ikna etmek ve içlerinin rahat olmasını sağlamak. Çünkü benim bireysel yaptığım bir keyif var. Evet, başarıyorum, elde ediyorum. Ama bir taraftan birilerini üzüyorsam o zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Yani ben hayatı hep denge ve bütün olarak baktığımda huzurlu olabilirim. Yani tek derdim huzurlu bir şekilde yapabilmek. Yani o yüzden annemi ikna etme çabaları, mesela şey çok komikti. Şimdi Moğolistan'a gitmeye karar verdim, ikna edeceğim annemi. Baştan neler yapabilirim diye düşündüm. Şöyle dedim mesela, ikna teknikleri, gibi. Vietnam'a gideceğim anne. Ben karar verdim. Vietnam, işte dünyada işte gidilebilecek yerlerden ilginç rotalar var. Fotoğraflara bakıyoruz. Babam, hepsi korktular. Şimdi kafada Vietnam var ya. Sonra dedim, acaba Moğolistan'a mı gitsem? Tamam, Moğolistan'a git. Bak orası şöyleymiş, araştırdım. Aslında Moğolistan'a gitmek istiyordum zaten. Hani onun önünde daha. O yüzden onların gönüllerini alıyorum bir şekilde. Bir de ekipmanlarım full. O çok önemli. Buna güveniyorlar. Yani tamam, aldığım bir risk var ama hep akılcı riskler. Kaskım, eldivenim, montum hiç çıkarmıyorum. 55 derece Pakistan çöllerinden geçerken bile full ekipmanım vardı. Sırtlık korumam, yani düştüğümde bile hiçbir şey olmadan kalkıyorum. Kalktım yani çoğu zaman. Evet, çok farklı kültürler. Kültürel şok yaşadığın anlar oldu mu? Yani Pakistan bir ülke değil. İki ülke arasındaki belirsiz bir bölgede oldu şok yaşadığım yer. İran sınır kapısından geçtim. Evraklar biraz uzun sürdü. Bir de kadın olmanın şöyle bir dezavantajı var. Anlayamıyorlar ne yaptığını. Tek başına bir yere gidiyorsun. Ajan mısın? Gazeteci misin? Yani ben diyorum ki gideceğim sadece. Neden arıyorlar? Ya da biri var mı? Neyse, o işlemler uzun sürdüğü için Pakistan sınır kapısı kapandı. İran'dan da çıkmış oldum. Tekrar girmek çok zor. Evraklar, çünkü gümrüğe giriyorsun artık. Yani motosikletin araç olduğu için bir işlemden geçiyor. İki sınır kapısı arasında kaldım. Ve mültecilerle, kaçakçılarla, kalaşnikoflarla böyle bekledik falan yani. Orası kültürel şoktu. Çünkü iki kültüre de ait bir yer değildi. Neresi olduğunu da bilmiyorum. Yani orası çok ilginçti. Bir de İran var galiba. İran benim açıkçası itiraf edeyim ön yargılı olduğum ülkelerden bir tanesiydi. Birçok kişi de öyle. Çünkü ben Türk vatandaşı olarak başka bir ülkeyi nereden tanıyabilirim? Medyadan tanıyabilirim. Televizyon kanallarımız 10-15 tane. Bize ne gösterirlerse yıllar, bu politik değil ama yani var olduğunda ne? Bütün dünyada bu şekilde. Bize ne gösteriyorlarsa o şekilde biliyoruz. İran'ı ben hep savaş, işte ya da böyle yani eğitim düzeyi düşük, hep böyle tanımladım. Gittiğimde çok ilginç ve ben 18 yaşından beri dünyayı dolaşıyorum. İran en sorgulayan insanların olduğu, evlerinde kütüphanelerin tavana kadar kütüphane kültürünün olduğu, kitap okuma, şiir akşamlarının düzenlendiği böyle bir kültürmüş mesela İran. Yani sohbet edebiliyorsun. Ya o gözlerden zaten anlaşılabiliyor. Yani bence çok büyük bir referans noktası bakışlar. Ya o İran'dan ben çok etkilendim. İki kere gittim İran'a. Maalesef politik olarak çok tuhaf bir durumdalar ama insanları ve o Pers hani çok ilginç bir kültüre sahip. Yani Hayyam oradan çıkmış, Mevlana
Oralarda olgunlaştı. Şems, Feridüddin Atar vardır mesela. İsmi çok bilinmez ama küllerinden doğmak temasını oluşturan adam dünyada. Yani en çok çevrilen kitaplardan bir tanesi. Silivri 30 kuşun hikayesini yazan adam. Feridüddin Atar. Yani inanılmaz bir coğrafya. Hı hı. Evet. Başka anılar var mı? Nasıl söyleyeyim? İran için öğrencilere şey olsun. Benzin bedava olduğu yerlerden bir tanesi. Bedava. Yani şaka değil. Dünyada ikinci Venezuela'dan sonra. Yani ben 8 TL'ye doldurduğum depomu 130 TL'ye doldurduğum depomu 8 TL'ye doldurmuştum. Yani 5 liraya depo doldurup gezebiliyorsun yani orada. Hocam. Evet. İran konusunda ben de açıkçası Amerika'ya gittiğimde Irak, İran bana hep aynı kültür gibi gelirdi. Yani aynı, çok da yakın işte kültür olarak ama çok ciddi anlamda fark olduğunu orada birebir tanıştığımda ben de şaşırmıştım. Aynı şey Asyalılar için de hani bizim için hepsi hani sanki hani Çin, Japon, Kore bunlar da kendi içinde aslında ülke bazında çok farklılaşıyorlar. Kültürel anlamda da, gelenek, görenek anlamında da. Sanki biz böyle hepsini bir bütün gibi görüyoruz genel olarak. Ama içine girdiğinde, birlikte yaşadığında çok farklı şeyler görebiliyoruz. Yani biz maalesef bence en acımasızca şeylerden bir tanesi yaşamda. Birine şans vermemek. Yani tanımak ve anlamak için. Bu bir insan olabilir, bir kültür olabilir, bir kabile olabilir. Ya hak ediyor. Herkes sorgulanmayı, anlamayı, anlaşılmayı hak ediyor. Evet, o yüzden yurt dışı deneyimi çok önemli. Benim için dönüm noktası Amerika'da bir sene yaşamış olmak. Yani en az bir 6 ay falan bir yurt dışında kalmak, bizzat orayı yaşamak, hatta mümkünse çok farklı yerler, farklı kültürler görmek birçok üniversiteden okula da bedel. Çünkü oradaki deneyimler gerçekten çok öğretici. O yüzden öğrencilerin mutlaka bir şekilde yurt dışında bulunmayı sağlayacak imkanlara ulaşmaya çalışmalarını isterim ben de. Bu anlamda senin deneyimlerin çok değerli gerçekten. Aslında hocam bence yurt dışı çok acayip bir şey katıyor yani deneyim açısından ama ya yani şu da çok önemli. Aslında yalnız bir şey yapma fırsatı bulmak. Yani biz gençlik yaşımızdan beri mesela bir anda aile ve çıkma fırsatımız olmuyor ya. Ya yurt dışı öyle bir fırsat veriyor aslında. Bu yurt dışı olmasaydı diyelim ki tek başıma ben başka bir şehire gitseydim de ya da bir köye gidip bir şey yapsaydım da yine aslında o katkıyı alacaktı. Ya temel şey bireysel olarak bizim bir şeye kalkışıyor olmamız, sorumluluk almamız en temel geliştirici şeylerden bir tanesi. Her şeyin sorumluluğunu almak. Yani o yüzden bir köye de gidebilirsin, bir macera yaşayabilirsin ama tek başına hayatında kendine fırsat ver. Evet, biraz ailelerin de buna fırsat vermesi lazım. Yeni nesil aileler de biraz koruyucu, kollayıcı, yönlendirici tarzda bir tavır takınabiliyorlar. Bu anlamda öğrencilerin biraz kendi kararlarını kendileri aldıkları bir ortamı da yaratmaları lazım. Aslında yaptığın her iş de sana bunu katıyor. Yani bir satranç antrenörlüğü, işte bir yerde ben garsonluk bile yapsan veya bir tezgahtarlık bile yapsan orada insanlarla kurduğun ilişkinin çok büyük bir faydası var. Komik bir anı anlatayım mı ben şimdi? Garsonluk deyince. Evet. Şimdi biyografi çok okuyorum ya. Biyografisini okuduğum insanların hep böyle bir garsonluk deneyimi var. Başarılı bir yerlere gelmiş liderler hep böyle bir garsonluk yapmış. Şimdi benim garsonluk yapmama ihtiyacım yok. İşte ailem dediğim gibi her şey yolunda. Sırf hikayemde bir garsonluk deneyimi olsun diye İngiltere'de bir de çocuk bakıcılığı da yapıyorum o zamanlar. Hani orada Türkiye'de de hani niye yapamadıysam hani öyle bir kalıp da var ya yurt dışında yapayım ben Türkiye'de görmesinler. O zamanlar işte 20 yaşlarda ya asıl garsonluk yap. Yani bir garsonluk deneyimim var sadece biyografimde o çocuk genç aklımla hep başarılı insanların öyle deneyimleri oldu diye garsonluk yaptım. Ya o zaman şunu gözlemledim. Aslında orada insanlarla iletişim kurmak yani başka bir şey değil ama o da çok şey kattı bana. Garsonluk deneyimi. Sırf deneyim olsun diye yaptığım şeydi. Ben de Manisa'da yapmıştım. Bir pizzacıda çalışmıştım. Ve bana şunu öğretti. Onu hep öğrencilerime söylerim. Yani hiçbir şey öğretmese hayatta para kazanmak çok zor. Yani orada 12 saat çıkamayacağını bilmek, belli bir görevi gerçekleştirmek ve çok yorulmak ve sonunda da az bir paraya çalışıyor olmak.
ben daha iyi yerlere gelmeliyim hırsını bana aşıladı. Yani hiçbir şey öğretmese bunu öğretiyor aslında. Çalışmanın, para kazanmanın zor olduğunu ve kendini yetiştirmek ve geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu farkına varıyorsun aslında. Kendin farklı olasın ki daha farklı, daha iyi mesleklere sahip olabilesin. Serkan hocamızın bir sorusu var. Onu aktarayım. Asil'in Instagram'ı çok etkin kullandığını ve çok takipçisi olduğunu biliyoruz. Yolculuklarında sosyal medyadan gelen mesajlar kendini iyi hissetmesine yardımcı oluyor mu? Ayrıca sosyal medyadan takipçileriyle ilginç bir anısı var mı diye sormuş. Yani kesinlikle çok. Ben yani görmesin bir bütün olarak seyahat ediyormuşuz gibi geliyor. Çünkü onlar da bir parçası ve birçok şeyi benden daha iyi hatırlıyorlar. Yol arkadaşım onlar. Yani takipçi bile değil. O kadar bağlı hissediyorum, cevap da veriyorum. Ya bayağı ben danışma hattı gibiyim. Bazen mesela biri bayiye soracağı şeyi bana soruyorlar. Diyorum ben danışma hattım. Siz cevaplıyorsunuz diyorlar. İyi de bu kadar da değil diyorum, kızıyorum falan. Sonra kızdım diye üzülüyorum. Ya bayağı böyle duygusal bir bağım var şeylerle, onlarla. Ya bilgi, fikir alışverişi. Buluşuyorsun da bazen benim gördüğüm kadarıyla. Hani farklı illere davet ediliyorsun, orada sohbet ediyorsun. Daha yüz yüze, şimdi biraz tabii ki salgından dolayı da bu sosyal, yani çevrim içi ortamlarda daha çok bir araya geliyoruz. Ama sen bizzat şehre gidip orada bir gün kalıp onlarla bir araya da geliyorsun galiba. Tabii tabii. Yani sadece bu sosyal medyadan bir şey aktarıp kenara çekilmek değil, ya onları da dinlemek de hoşuma gidiyor. Yani temas halinde olmak. Ama şey daha kıymetli. Küçük yaş grubu okullara gitmek daha anlamlı geliyor. Ya orada çünkü fark ediyorum gelen mesajlarda. Ya çünkü biz hep çok kahramanlaştırıyoruz. Televizyonda gördüğümüz insanları ya da bir şeyleri başaran insanların hep çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden birebir onların yanlarına kadar gittiğimde, ilkokul özellikle, ortaokul. Ya evet, sarıldığında benim kekemelediğimi gördüğünde ya da terlediğimi gördüğünde bizim gibi o yaptıysa ben de yaparım diyor. Yani aslında normalleştirmeye çalışıyorum onların yanına giderek. Özellikle küçük yaş grubu. Hı-hı. Çünkü biz bir yansıyı yansıtıyoruz. Ben Instagram'da da bir şey, güçlü kadın profilini altın çiziyorum orada aslında. Fark etmesem de kitle beni yönlendiriyor. Çünkü orada da bir akış var. O yüzden gittiğimde bambaşka bir karakter görüyorlar. Ya evet, bizden bir fark yokmuş diyor. Yani burada da aynı şekilde. Zaten o doğallık ve samimiyet de insanları aslında etkileyen ve seni takibe almalarını sağlayan faktör. Senin o samimiyetin ve doğallığın gerçekten bence sosyal medyada etkili bir silah. Onun dışında şimdi ben düşünüyorum, Celal Bayar Üniversitesi'nde okudun beden eğitimi öğretmenliği. Peki o günlerine dönecek olursan, şimdi geldiğin noktada o zamanlar ne düşünüyordun ve şimdi geldiğin nokta anlamında kendini nasıl görüyorsun? Yani o süreç, o yolculuk nasıl geçti akademik? Ya açıkçası ben hayatım boyunca spor yapacağım zannediyordum. Yani hepimiz öyle değil miyiz? Yani öyle bir şey var. Ya spor yapmak hayatımın aşkı diye düşünüyordum ama öyle olmadığını anlıyorsun. Yani şey gibi, bir arkeolog arkeoloji okuduğunda artık böyle boş zamanlarında gidip bir kazı yapmıyor. Yani içinde olduğu için. O süreç boyunca ben zaten sporun içindeyim. Hani ekstra eski yaptığım çok etkinlikler yapardım. Mesela bisiklet, rafting gibi. Bisiklet aktivitesi de yapıyordun. Gösterilere katılıyordun hatta üniversitede galiba. Evet. Evet. Ama hareket kesinlikle bizi diğer fakültelerden, bölümlerden ayıran şeylerden bir tanesi. Biz kendimizi ifade etmeyi biliyoruz. Önce yani bedenimizi tanıyoruz. Kendimizi tanımak, ki bedenimizi tanımakla başlıyor aslında. Limitlerimizi biliyoruz. Yani şuradaki çıtadan atlayıp atlamayacağını bilmeyen milyonlarca insan var hayatta. Ya yani acaba ben şuradan geçerken atlayabilir miyimin cevabı yok. Yani bu aslında inanılmaz bir şey. Biz sınırlarımızı biliyoruz bedenimizin. Evet. Yüksek lisans yapmaya karar verdin. Aslında çok farklı bir alanda başladın ama senin şu an geldiğin nokta, yani hareket, antrenman, spor, sağlıkla başlayıp şimdi daha çok spor yönetimi de doktora yapıyorsun. O yolculukta da biraz değişim olmuş. Gülüşebiliriz. Yani biz tamam, hedef belirlemek çok önemli ve belirlediğimiz hedefe doğru program yapıp devam etmek de çok önemli ama bizler dönüşebiliyoruz. Fırsatlarımız olabiliyor ve
bambaşka bir alan da olabilir. Yani o yüzden bir şeylerden vazgeçebilme şeyi, cesaretini gösterebilmek de çok önemli. Yani ben birçok insan tanıyorum, sevmediği şeyi yapıyor ama çok emek verdim diyor. Onun için şunu okudun diyor, şu kadar şey bitirdim, kurs yaptın ama o güç işte, o bir anlık ivme. Eğer inanıyorsan sıfırdan başlayıp, çünkü yaptığımız her şey yine bizde kalıyor aslında. Yani benim o öğretmenlik bölümü, çocuklarla yaptığım çalışmalar başka bir alanda bir yere gene işe yarayacak. Ben onu bıraktım diye o alan, yani o alandan bahsediyorum. Bunların hepsi bir bütün. O yüzden tek bir şeye, ya tutkuyla bağlı olduğumuz her şey yolunda gideceğine inanıyorum ben. O yarım kalan dediğimiz şeyler bile başka bir şeyi tamamlayacak hayatta. Çünkü onu da aşkla yaptın tutkuyla. Ama bitmesine karar verdin. Devam ediyorsun. Ama o yine yerini bulacaktır. Ya bu yüzden işte kreatif ajanslar şu lisans mezunu olan kişiyle çalışmıyorlar. Gerçekten de parçaları birleştirebilen insanları arıyorlar. Bu da farklı deneyimler sonucu ancak olabiliyor. Evet. Yani CV'yi doldururken aslında sadece akademik, o master, doktora değil, senin hobilerin, yaşam tarzın, iş dışında yaptığın şeyler, etkinlikler, bunlar da aslında birçok firmada artık önemli olan faktörler. Çünkü sadece işkolik, çalışan, zeki birisi olmak yetmiyor. Sosyal yönümüzü de geliştirdiğimiz, o duygusal zekamızı da geliştireceğimiz, o hobilerimiz ve akademik hayat dışında yaptığımız o müzik, sinema, sanat, bunların da aslında insanın gelişimine katkısı çok ve ben o anlamda öğrencilerimize de buradan bir mesaj olsun. Sadece dersleriniz evet önemli ama müzik, sanat, diğer sportif etkinlikler, kendi branşınızın dışındaki etkinliklere de vakit ayırıp onları da öğrenmeye çalışmak çok değerli. O anlamda tam bütünüyle aslında gelişim sağlayabiliyoruz. Evet, ilginç bir yol hikayen var mı başka bize anlatabileceğin Asil? Böyle senin için çok farklı gelebilen. Çok farklı. Yani bu çok öğrenciler soru paylaşabilirler. Buradan soru yazdığınız takdirde ben Asil hocanıza ileteceğim. Onu da duyurusunu yapayım tekrar. Soruları görebiliyor muyum? Yok, şu an bir soru yok. Soru olursa ben aktaracağım sana. Tamam. Umarım tekrar Afrika dönüşü yine buluşuruz. Afrika'yı hikayelerimi anlatırım. Dilerim. Çok isterim. Çok keyif alıyorum paylaşmaktan. Afrika sonrasını düşünüyor musun? Şu an planda yoktur. Ya, henüz yok. Oradaki anılarını da çok merak ediyoruz. Evet, bugünlük bu kadar yeter o zaman. Senin söyleyeceğin herhangi bir şey var mı? Tekrar çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğun için. Bu deneyimler çok faydalı gerçekten. Öğrencilerimiz de umarım kendi adına dersler çıkarmışlardır senin anlatımlarından. Söyleyeceğin başka bir şey var mı öğrencilerimiz? Yolları açık olsun, cesur olsunlar. Yani bir şeyin tam olmasını beklemek de birçok şeyi kaçırmamıza sebep oluyor. Adım attıktan sonra da bir şeyleri dönüştüre değiştirebiliriz, devam edebiliriz, katkı sağlayabiliriz. Bence ya çok geleneksel bir kelimedir ama harekette bereket var derler ya. Hep buna inandım. Yani hareket etmek. Hareket halinde. Aslında seyahat etmek evet bana çok şey kazandırdı ama benim başka bir ülkeye gitmemden dolayı değil aslında bu. Hareket halinde olduğum için o hikayeler oluyor. Yani bu başka bir ülke olmasa da olur. Ama hani fırsat o yönde gittiği için amaç hareket halinde, temas halinde olmak bence asıl geliştiren şey. Evet, öğrencilerimizden de teşekkür mesajları geliyor Asil Hocam. Çok teşekkür ederiz. Umarım bu enerjini hiç yitirmezsin ve Afrika yolculuğunda da sağ salim güvenli bir şekilde ulaşırsın. Bizler seni takipte olacağız. Bu arada açıklamamızı takip için istiyorsan Instagram adresini de paylaşabilirsin. Evet. Senin için şunu söylemek isterim. Dilerim
Ya birçok akademisyen senin gibi olur. Ben işte ilk spor bilimleri, spor akademisine gitmek istediğinde sana böyle deli gibi sorular sorduğumda senin sakince cevapladığını hatırlıyorum. Yani ben bile o kadar hani böyle bu kadar tahammülü olur muydum bilmiyorum. Ne kadar soru sorduğumu biliyorsun çocukken. Sana neler soruyorum yani bir abla olarak. Hani Gözde abla geldi şunları sorayım. Ya senin çok kıymetliydi oradaki duruşun. Bu yüzden çok şanslılar. Seninle temas eden öğrenciler. Ne mutlu. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum Asil. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Neden zaten yüz yüze geliriz. Tamam. Hocalarıma da çok selamlar. Herkese selamlar. Yani, Kamil Hocam'ın bu hikayemde çok büyük bir etkisi var. Yani evet, şu an evet. Bir üniversitede ama yani o çok bambaşka bir hikaye. Çünkü hiçbir şey olmamışken tabii birçok isim var. Ama hani Kamil Hoca, Serkan aynı zamanda, Serkan Hoca. Yani en büyük destekçilerimden birileri. Hatta şöyle, ben hiçbir şeyken bana inandılar. Bu hayatta en zor şeylerden bir tanesi aslında, adımlardan. Yani hakkını ödeyemeyeceğim insanlardan bir tanesi. Hocam. Evet, biz efendim cevherleri hemen görünce tanırız. Çok çok teşekkür ederim. Seni tanımaktan ben de çok mutlu oldum Asil. Yıllardır birlikteyiz. Gerçekten yaptığın şeyleri de hayranlıkla izliyorum. Yolun açık olsun. Tekerine taş değmesin. İyi ki varsınız. Tuna Hocam o da çok benim mentorlerimden bir tanesi. Kariyer mentorlarımdan. O da izliyordur zaten şu an mutlaka. Herkese çok sevgiler. Gitmeden görüşmek üzere umarım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kalın.